Herkese merhaba. Ben Çivili Kasnak Bilge. www.canımanne.com sitesinin editörüyüm. Bugün sizlere yeni takipçimizin isteği üzerine bir çalışma yapacağız. Türkan Şoray kipiğine benzeyen fakat biraz daha farklı papatya modelini çalışacağız. İlk önce düz örgümüzü yapacağız. 5 ve katlarıyla oluşan bir örnektir. Kameramı daha iyi ayarlayayım. Çalışmamız rahat olsun. Düz örgümüzü ilk önce kenar ilmek örerek başlıyorum. En başa kadar düz örgü yaparak öreceğiz. Bu örneği ters tarafından kuruyoruz. Papatya modelimiz örgümüzün ters tarafından kurulacak. Miko'nun vizon ipini kullanıyorum. 3,5 numara şiş ile İç tarafından yapıyoruz örgümüzü sürekli. Bu tarafından değil. Bakın, iç tarafından dikkat ederseniz örüyorum ben sürekli. Az kaldı. Son 2 ilmek ve başa kadar geldik. Örgümüzü çeviriyoruz ve ters tarafından modelimizi kurmaya başlayacağız. Aralarındaki mesafe tamamıyla size bağlı olan bir şey. İstediğiniz kadar mesafe bırakabilirsiniz. Sonra örneğinizi yapabilirsiniz. Yine kenar örgümü örüyorum. Ve kenar örgümü aslında bu taraftan değil. Örneği kuracağımız için ters tarafını ördüm. Bakın, şimdi örgümüzün bu tarafından yani görmüş olduğunuz gibi şu ilmeğimizin bize doğru olan bölümünden şişimizi taktık ve 3 kere ipimizi şişimizi dolayıp ilmeğimizin içinden geçirdik. Tekrar 1, 2, 3 ve ilmeğimizin içinden geçirdik. Bu işlem 5 kere olacak. 1, 2, 3. Beşli katlarından oluşuyor demiştik size. Tekrar 1,
2, 3 kez dolayıp ilmeğimden çıkarıyorum. Kaç tane? 4 tane olması lazım. Evet. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 ilmek ve 5. ilmeğimizi yapıyoruz. 1, 2, 3 kez doladık ve ilmeğimizin içinden çıktık. Bir tane ters örgümü yapıyorum. Yani bize doğru düz oldu. Tekrar aynı şekilde 5 tane yine ip çıkaracağım. 2, 3. Şişimizi 3 kez doluyoruz. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bir, iki, üç doladıktan sonra ilmeğimizi çıkartabiliriz. Hatırlarsanız 5 tane dedim. Ters, bize doğru düz olan ilmeğimizi ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane yapmışız. Şimdi yine bir tane örüyoruz. Tekrar 1, 2, 3 ve içinden çıkıyorum ilmeğimin. Bakın 1, 2, 3 içinden çıkıyorum. Bakın dikkat edin, ilmeğimin bu tarafından almıyorum. Bu tarafından alıyorum. 1, 2, 3 ve çıkartıyorum. Bir tane düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmeği dolayarak çıkarıyorum. Üç kez doladım. İlmeğimi çıkardım. Kaç tane olduğunu sayalım ki şaşırmayalım. 3 tane olmuş. 4.'yü yapıyoruz. 5.'yi yapıyoruz. Ve çıkarıyorum. Bir tane örüyorum. Ve 3 kez doluyup ilmeğimden çıkarıyorum. Sayalım. 1, 2, 3, 4 olmuş. 5.'yi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Tekrar ipimi dolayarak ilmeğimin içinden çıkarıyorum. Örgümüzün ters yüzünden yapıyoruz dikkat ederseniz. Sayalım. 1, 2, 3, 4. 5.'yi yapıyorum.
bir tane örüyorum. Tekrar 1, 2, 3. 1, 2, 3. İkinci ilmeğimizi yaptık. 1, 2, 3. Üçüncü ilmeğimizi yaptık. 1, 2, 3. Dördüncü ilmeğimizi yaptık. 1, 2, 3. Beşinci ilmeğimizi yaptık. Bir tane düz ördük. Şimdi tekrar 1, 2, 3. Birinci ilmeğimiz 1, 2, 3. İkinci ilmeğimiz 1, 2, 3. Üçüncü ilmeğimiz 1, 2, 3. Dördüncü ilmeğimiz 1, 2, 3. Beşinci ilmeğimizi de örmüş olduk. Örgümüzü çeviriyoruz. Düz olan kısmına geldik. Bir sonraki videomda da size bunun renkli çalışmasını göstereceğim. Evet, ipimizi öne alalım ve ilmeğimizin birer tane alarak serbest bırakıyoruz ve uzatıyoruz. Aynı şekilde ipimizi arka tarafa aldık bu kez. Çektik. Bakın. Takıp çözüyoruz. Uzatıyoruz yani ilmeklerimizi. Örmeden alıyoruz. Hiçbir şekilde ip almadan bakın çözülüyor. Evet, 5 tane ilmeğimizi aldık, artırmıştık bunları hatırlarsanız. Şimdi ne yapıyoruz? İpimizi bu kez ön tarafa alıyorum. Ve sol şişimi, ilmeklerimi aktardım. İpimi sağa doğru çevirip arkaya geçirdim. 1, 2 kez yapacağız bu işlemi. Tekrar ipimi öne doğru aldım. İlmeklerimi sağ şişime aldım, çevirdim ipimi arkaya doğru, ilmeklerimi tekrar sağ şişime alıyorum ve bir tane ters örüyorum. Tekrar ilmeklerimi sağ şişime topluyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın uzattım sağ şişimde. Ve şimdi ipimi ön tarafa alıyorum. Sol şişime aktarıyorum. 5 ilmeğin hepsini. Tekrar çeviriyorum ipimi. 5 ilmeğimi bu kez sağ şişime alıyorum. Bir kez daha öne alıyorum ipimi. Toplam 2 kez çevireceğiz etrafından ve tekrar sağ şişimi aktarıyorum. Ortalayalım. Bir tane ters örüyorum. İpimi arkada bırakarak ilmekleri tekrar serbest çıkaracağım. Dolamış olduğum ilmekler bunlar. 1, 2, 3, 4 ve 5. İpimi ön tarafa alıyorum. Bakın. Şimdi sol şişime aktarıyorum 5 ilmeğin hepsini. Bakın şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5. İpimi şişimin yardımıyla çeviriyorum. Arka tarafına getiriyorum ipimi. Sağ şişime aktarıyorum 5 ilmeğin hepsine. Bakın tekrar ön tarafa getirdim. Sağdan sola aktarıyorum ilmeklerimi. Tekrar ipimi arkaya getirdim. Sol şişimden sağ şişime aktarıyorum. Bir tane ters örüyorum.
ve biraz düzeltiyoruz, ortalıyoruz. İpimi bu kez tekrar arkaya aldım. Tekrar aynı işlem. 1, 2, 3, 4 ve 5. Serbest bıraktık. Şimdi ipimi ön tarafa alıyorum. Sol şişime aktarıyorum ilmeklerimi. Toplam 5 ilmek görmüş olduğunuz gibi. Ve ipimi arka tarafına getiriyorum ilmeklerimi. Bakın. Tekrar ipi öne alıyorum. Sağ şişimde bulunan ilmeklerimi sol şişime tekrar aktarıyorum. Tekrar ikinci kez doluyorum ipimi, arka tarafa getiriyorum. Bir tane ters öreceğim. 5 ilmek arasında biliyorsunuz bir tane ters örüyorduk ve düzeltiyorum. Tekrar ipim arka tarafta gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 gördüğünüz gibi. İpimi ön tarafa alıyorum. Sağ şişimde bulunan ilmeklerimi sol şişime aktarıyorum. İpimi doluyorum. Sol şişimde bulunan ilmekleri sağ şişime alıyorum. Tekrar ipimi ön tarafa alıyorum. Sol şişime aktarıyorum. Sağ şişimde bulunan ilmekleri ipimi bir kez daha arkaya atıyorum. Ve solda bulunan, sol şişimde bulunan ilmeklerimi tekrar sağ şişime aldım. Bir tane ters ördüm. İpimi tekrar arka tarafta alıyorum. 1 2 3 4 5 İpimi öne alacağım. Bakın getirdim öne. Şimdi sol şişime aktarıyorum 5 ilmeğimi. İpimi doluyorum. İlmeklerimi sağ şişime aktarıyorum. Tekrar ipimi ön tarafa alıyorum. Sağ şişimde bulunan ilmekleri sola aktarıyorum. Ve tekrar sağa alıyorum. İpimi doladıktan sonra bir tane ters örüyorum. Burada bir ilmek sanırım kaçırmışım ben. Bunu düzeltmem lazım. Sanırım burada 6 ilmek yapmışım. Sorun değil. Zaten 5 ilmek olduğunu biliyorsunuz siz. Tekrar ipimi öne aldım. Çeviriyorum. Sağ şişime aktardım. Tekrar ipimi öne aldım. Bir daha sola aldım ilmeklerimi. İpimi çevirdim. Arkaya aldım. Ve sağ şişime aktardım. Bir tane ters örüyorum. Altılı da deneyebilirsiniz zaten. Tamamıyla size kalmış. Tekrar ipimi arkada görmüş olduğunuz gibi. 1 2 3 4 5 İpimi öne alıyorum. Sola aktarıyorum ilmeklerimi. İpimi arkaya aldıktan sonra sağ şişime aktarıyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum. Sağ şişimde bulunan ilmekleri sol şişime aktarıp ipimi çevirip arkaya doğru alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Tekrar aynı şekilde 1 2 3 4 ve 5 Tekrar ipimi öne alıyorum ve sol şişime aktarıyorum. İpimi çeviriyorum. Sağ şişime aktarıyorum. Tekrar ipimi arkadan öne getiriyorum.
Sağda bulunan ilmeklerimi sol şişime aktarıp bir kez daha ipi dolayıp arkaya getiriyorum ve sağ şişimi alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Şimdi örgümüzü bu kez sürekli ters örgü yapacağız. Bütün ilmekleri ters örgü yapıyoruz. Bir tane aralarda ördüğümüz ipimizi, ilmeğimizi iç taraftan alıyoruz. Diğerlerini görmüş olduğunuz gibi bu kısımdan örülüyor. Bakın, bunu bir tek iç taraftan alıyorum. Diğerlerini ters örüyorum. Az kaldı. Ön yüzünü sizlere göstereceğim. Evet. Modelimizi gösteriyorum sizlere. Şuradan düzeltelim. İlmikler, doladığımız iplerimiz ortaya doğru gelsin. Buyurun. Model bundan ibaret. Oldukça basit ve gösterişli bir model. Sizlere kolay gelsin.